Şimdi bu bir yönetim kurulu toplantısı olacaksa yer burası değil. Eğer öyle bir talebiniz varsa yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız şimdi zaten nezaketen buna icabet ettiler. Ben tamamlayayım isterseniz. Tamam. Hayır bir dakika da yani tamamlayacaksın da. Şimdi ben basın açıklaması yaparken Zekai Bey başkan yardımcımızla. Evet. Ya olabilir. Meclisi başkan olarak evet sizin bulunmanıza gerek yok. Maalesef efendim binanın sorumluluğu bende. Yönetmelik ortada. Konuyla ilgili kamuoyunun önünde tartışmamıza gerek yok. Problem değil yani şeysinde. Ben bulunmak zorunda hissettiğim için icabet ettim. Yalnız unutmamamız gereken bir şey var. Saygıdeğer üyelerimizin çok azını görüyorum burada. Arkadaşlarımız bilsinler. Sayın Zekai Bükrü hali hazırda yönetim kurulu başkanımızdır. Görevine devam etmektedir. Adına çıkmış yazılar vardır. Hayır. Kendisinden bekleyen imzalar vardır. Şimdi basın önüne bunu... Buyurun. Şimdi ben isterseniz önce bir açıklama yapayım. Apollor sistemini açar mısın? Sayın Erzan Cevap Bey ondan sonra kendisi söyleyeceklerini söylesin. Bize yazının ulaşmasından itibaren 30 gün içerisinde bu işin organize edilip bir şekilde yoluna konulup yeni döneme geçilmesi gerekiyor. Hukuk da bunu emrediyor. Bu konuda elbette biz de bilgilendik, bir takım şeylere sahibiz. Yönetmeliğimiz ortadadır ve halen işler haldedir. Yargıtay'ın malum dairesince yapılan şey, Danıştay'ın malum dairesince yapılan uygulama yürütmenin durdurulmasıdır. Ve odamıza verilen 30 gün süre vardır. Bu oda hiçbir zaman hukukun dışında bir uygulama yapmadı. Bugün de hukuk eğer uygulanacaksa ortalama bir süre vardır. Bizden talep edilmeliydi. Meclis başkanı olarak meclisin bir üyesi olan Ertan Civak Bey bunun organizasyonunu benimle birlikte yapmalıydı. Bu ayrı bir konudur. Ama kendi arzusu böyle gerçekleşmiştir. Yönetim kurulu üyeleri zaten kendi arkadaşlarıdır. Kuruluşundan bugüne çalıştığı, hizmet verdiği arkadaşlarıdır. Yönetim kurulu toplantısı yapacaksa eğer yukarıda yönetim kurulu odamız vardır. Ona da girebilecek insanların profili yönetmelikte çizilmiştir. Bu anlamda bir basın açıklamasından bahsedilmiştir. Ben de kendimi sorumlu hissederek meclis başkanı sıfatımla buradayım. Bundan daha doğal bir hakkım yoktur. Yönetmelikler çerçevesinde gerçekleşmektedir. Tekrar sizin huzurunuzda hepinize de dediğim gibi kendisine hoş geldiniz diyorum. Görevi hayırlı uğurlu olsun ki zaten kendisine tevdi edilmiş bir görevdi. Biz malum o süreçte el ele vererek bu görevlere geldik. Kendisi hala bizim grubumuzdan yürütme arkadaşımızdır, yol arkadaşımızdır. Yaşadığımız şey hukukçuların da bildiği ve malum yazıyla tescil edilmiş olan bir hukuksal süreçtir. Yönetmenin uygulanmasından ibarettir. Şu veya bu şekilde düzeltilmiş olması yeni bir döneme adım atılmasına sebep olmuştur. Ama konu Devrek Ticaret ve Sanayi Odası'na özel, özgü bir konu değildir. Nedir? 8 ayrı odada gerçekleşmiş bir uygulamadır. Danıştay'a farklı müracaatlar da olmuş. Danıştay durdurmuş yürütmesini. Odalar Birliği şu an bu minvalde bir karşı duruş sergilemiştir. Bunların tümü sonuçlandıktan sonra zaten belki de süreç farklı bir noktaya gelecektir. Dolayısıyla hepimizin, ilçemizin, çay değirmenimizin, Gökçebeyimizin, Bakacakkadı ve Eğercimizin ihtiyacı olan en önemli şey bir kere moral. Bir kere önce iyi niyet. Ben o nedenle buradayım. Bunu size söyleyeyim. Yoksa beni tanıyanların, yakın çevremde bulunanların bildikleri bir şey var ki ben 3 aydır Beylikdüzü'nde bir şube açmakla uğraşıyorum. Yeterinden fazla da işim vardı. Olayları duydum. Hiç toplantısına da hatta iştirak edemedim doğal hakkım olarak. O nedenle burada bulunmak istedim. Neden bulunmak istedim? İyi niyetle bulunmak istedim. Neden bulunmak istedim? Ortalığa moral olsun diye bulunmak istedim. Kendimi çok önemsemiş olabilirim. Siz beni bu önemde görmüyor olabilirsiniz. Muhataplar için söylüyorum. Ama yapılmasını istediğim şey de bu. Çünkü Devlet Ticaret ve Sanayi Odası eski bir oda. Bölgede bir yıldız. Bir aylık çalışma dönemimizde, 19 aylık çalışma döneminde ki bu veriler odamızın basılı evraklarında, faaliyet raporlarında var. Pek çok başarısı olan bir oda, pek çok insana hizmet etmiş olan bir oda, pek çok insandan da hizmet almış bir oda. Bu odanın moral bozukluğuna, kavgaya, gürültüye, sosyal platformlarda tartışılmaya, sosyal platformlarda bu odanın çok seçkin üyelerinin ve o üyelerin içerisinden mükellef yönetim kurulu ve meclis üyelerinin farklı hayvanlara benzetilerek şekillendirilmelerine, tahrik edilmelerine gerek yoktur. Bunlara bir son verilsin, bunlar olmasın diye buradayız. Bütün iyi niyetimle buradayım. Size olan saygımla buradayım. Odama olan sorumluluklarımla buradayım. Yanınızda bulunmamdan haz almıyorsanız eğer en azından etik kurallar çerçevesinde toplantıya olan saygınızdan dolayı lütfen tahammül ediniz. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum saygılarımla. Buyurun.
Açıklamalar için teşekkür ederim İlkin Bey. Şimdi süreçle ilgili hukuk müşavirim burada. Yönetim kurulu toplantısında arkadaşlar müsaade ederse bu süreçle ilgili açıklamaları hukuk müşavirim gerekli açıklamaları ise yapar. Yönetim kurulu toplantısına gireceklerin profili belli. Böyle bir toplantı yönetim kurulu, edilebilir. Biz yönetim çıkarız. Kurulu, yönetim kurulu toplantısından sonra da yönetim kurulundaki arkadaşlara gerekli izahatı hukuk müşavirim yapar. Siz yapın buyurun. Evet, Türk basının değerli mensupları, sevgili dostlarım, değerli saygıdeğer misafirlerim, hepiniz hoş geldiniz. Bilindiği üzere odamızın 2013 yılında yapmış olduğu seçimlerde yönetim kurulu başkanı olarak seçilmiştim. Ancak hepinizin bildiği gibi seçimlerle ilişkin yönetme ilgili maddesi uyarınca 1 Temmuz 2013 tarihli yönetim kurulu kararıyla yönetim kurulu başkanlığım düşmüştü. O günden başlayarak büyük bir hukuk mücadelesine giriştim. Ve çok şükür bugün geldiğimiz nokta itibariyle Danıştay haklı olduğumu ve zamanında uygulanan işlemlerin hukuksuz olduğunu tescillemiş bulunmaktadır. Elbette ki yönetim kurulu üyesi olan değerli arkadaşlar ve odamızın genel sekreteri, o kendisini göremiyorum. Buradayım Sayın Başkan. Burada kendisi. Buradayım. Tamam. Gereken görevlerini yapmışlardır. O anki yürürlükte olan yönetmeliği uygulamışlardır. Bunun altında ben bir kasıt veya farklı bir şeyler hiçbir zaman algılamış durumda değilim. Böyle bir iddiam da olmamıştır. Basına benim bazı açıklamalar da farklı yansıtılmıştır. Bu neticede kimseye de bir kırgınlığım vesaire şeyim yoktu. Bir su alabilir miyim? Murat, bir su alabilir miyim? Dediğim gibi benim kimseye bir kırgınlığım, bir küskünlüğüm, bir şeyliğim yoktur. Ama yine de hukuksuzluğun giderilmesi hukuksuzluğun giderilmesi olmasından dolayı mutluyum ve kıvançlıyım. Bundan sonraki profil çizgimizi çizmek için bundan sonra devlet ticaret sanayisi olarak yeni bir dönem başlamıştır arkadaşlar. Ben ve yönetim kurulundaki sevgili arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım odamızın üyeleriyle su alabilir miyim? Yok. Su alayım mı? Takım kurulu. Boş mu? Tamam, sen suyu al. Şimdi pardon, ben bitireyim ondan sonra. Yönetim kurulu üyeleriyle beraber odamızın üyeleriyle daha kaliteli, daha üst seviyede yetkin bir hizmet sunmak noktasında daha fazla çalışacağız. Tarihimizden gelen ahilik bilinciyle oda faaliyetlerinin en üst seviyede ve şimdiye kadar çalışma yapılamayan alanlarda daha iyi hizmet etmesi konusunda yapılabilecek en iyisini yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Odamızın gerçek kimliğini bulacağından da emin olabilirsiniz. Çünkü ben bir sanayi sektöründen geliyorum. Ben bir sanayici olaraktan oda ile ilgili sanayisel boyutlardaki yapılabilecek faaliyetleri en üst düzeye çıkartma azmindeyim. Buradaki tecrübelerim de kendi işlerimdeki ve kendi şirketlerimdeki tecrübeleri odaya yansıtmak istiyoruz. Bu amaçla bir yola çıkmış bulunmaktayız arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Saygı ve sevgilerimi sunarım. Ali Rıza Bey, bir peçet olsun alalım artık. Üzerimize döktük. Heyecandan herhalde. Zahmet olacak ama. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Öncelikle değerli arkadaşlar da, değerli basın mensupları arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Ben süreçten bahsetmek istiyorum. Bahsetmek isterken de süreçten yönetim kurulundaki 7 tane arkadaşımızın, siz değerli basın mensuplarına da sesim gidik kusura bakmayın, hepsinin imzasıyla birlikte bahsetmek istiyorum. Basın açıklamamın 7 tane arkadaşımızla
toplanarak aldığımız bir karar olduğunu sizlere öncelikle bunu açıklamak istiyorum. 04.05.2013 tarihinde yapılan odamız organ seçimlerince meslek komiteleri ve meslek yönetim kurulu üyelerimiz oyları ile teşekkül etmiştir. Bu seçimler sonucunda Ertan Civak yönetim kurulu başkanı seçilmiştir. Yönetim oluşmuş, meclis ve meclis başkanı oluşmuş ve bundan sonra da Odalar ve Borsalar Birliği'nin seçim yönetmeliği 7. maddesine göre organ üyelerinin sabıka kayıtları genel sekreterliğin tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde imza karşılığı veya evrak kayıt numarası almak suretiyle oda genel sekreterliğine vermek zorunluluğu vardır. Sabıka kayıtlarının süresi içerisinde teslim edilmemesi halinde üyenin oda organlarındaki görevi kendiliğinden sona ereceğini 7. maddede açıkça belirtilmiştir. Yani Ertan Civak genel sekreterliğin gerek resmi gerekse şifahi tebligatlarına rağmen bizce de anlaşılmayan bir nedenden dolayı yönetmeliğin ilgili şartını yerine getirmekten imtina etmiştir. Ve sabıka kaydını yönetmeliğinin istediği 30 gün süre içerisinde teslim etmemiştir. Kaldı ki Türkiye'de 8 ayrı odada yapılan seçimlerde bu durumla karşılaşmış olup Ertan Civak basına yaptığı çeşitli açıklamalarda sadece kendine uygulanan bir haksızlık algısı yaratmıştır. Yarattığı bu algı sonucunda kamuoyunda kimsenin Ertan Civak'a neden sabıka kaydını takdim etmediği sorgulamak algılarına gelmemiştir. İlgili yönetmeliğin uygulamak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin bilgi alınmış Odalar ve Borsalar Birliği tarafından bu durumdaki diğer odalar ile birlikte ilgili yönetmelik maddesinin uygulanması yönünde görüş belirtilmiştir. Olup yönetim kurulumuz Ertan Civak ve bu durumdaki diğer kişilere bildirimde bulunmuştur. Bunun aksi yönünde uygulamamız söz konusu değildir. Ertan Civak kamuoyunda hukuka aykırı şekilde görevden düşürüldüğünü söylemleri haksız ve yanlış beyanlardır. Ertan Civak aynı durumda kendi olsaydı yönetmeliği uygulayarak hukuksuz mu davranacaktı? Bugün eleştirdiği bu yönetim kurulu ile göreve devam edecektir. Ertan Civak organ üyeliğinin sona erdiğini anladıktan sonra süresinde vermediği sabıka kaydını 21.06.2013 tarihinde 3 ay önce alınmış yani Mart 2013 tarihinde sabıka kaydını makamını kullanarak evrak kayıt memuruna baskı ile süresi geçtiği halde evrak kayıttan geçirmiştir. Ve kamuda sabıka kaydımı icra ederek oda çalışanları zan altında bırakılmaya çalışmıştır. Bu suretle bugün görevi devraldığı odamızı ve odamız görevlerini itibarsızlaştırmaya çalışmıştır. Anlaşıldığı üzere bundan sonraki görev yapacağı yönetim ve meclisteki üyeler ve oda çalışanları yasalar haricinde bir uygulamanın içerisinde olunduğunu ima etmektedir. Kendisi yasal hakları aramak adına haklı olarak Danıştay 8. Daire yönetmenin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açmış olup davanın Danıştay'ca red edilmesi üzerine Danıştay İdari Davalar Kurulu temyiz ederek Danıştay 8 Daire kararının yürütmeyi durdurma kararı sonrası organ üyeliği görevine geri gelmeye hak kazanmıştır. Bu kararın neticesinde odamıza tebliğden itibaren üyeliğine çağrılması süresi olan 30 gün süreyi bile beklemeden sosyal medyada ve basında oda yönetiminin mahkeme kararını uygulamaması yönünde şüphe uyandırmaya çalışmıştır. 5174 sayılı Odalar ve Borsalar Kanunu 2004 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce çıkarılmış olup kanundaki yönetmelik düzenleme yetkisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne verilmiş olup birlikte seçimle ilgili yönetmeliği düzenleyen
resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Devlet Ticaret Sanayi Odası bu yönetmeliğin 7. maddesine istinaden Ertan Civağ'ın organlardaki görevine kendiliğinden sona ermesini uygulamıştır. Bu uygulama Ertan Civağ'ın şahsına değil, yukarıda da belirttiğimiz gibi Türkiye'de çeşitli odalarda uygulanmıştır. Ve bu temiz kararı sadece Ertan Civağ'a hak kazandırma, bu konuda etkilenen diğer şahısları da bağlayıcıdır. Bunu da bir kez daha dikkatinize sunarım. Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum. Yönetim kurulu olarak bu süreci 30 gün bekleme ve bu karara itiraz hakkı bulunduğumuz halde feragat ediyor ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bu cihetle ifade ediyorum ki biz kanun ve yönetmeliği uyguladık. Makam, mevki peşinde olmadık. Görevim sürecince kanunların dışında hiçbir uygulamamız olamaz. Makam gelip geçicidir. Allah itibardan düşürmesin. Hepinize saygılar sunuyorum ve bununla ilgili bütün sorularınızı hepiniz bekliyorum süreçle ilgili. Şimdi değerli arkadaşlar, Zekai Bey'in yapmış olduğu suçlamaları ben kabul etmiyorum şahsen. Basın açıklamamda da belirttiğim gibi yönetim kurulu gerek 7. maddedeki uygulamayı yapmıştır. Benim buradaki hukuksal mücadelem sonunda Danıştay'daki davayı sonuçlandırma görev iade ile ilgili hukuksal boyutu kazanmış bulunmaktayım. Yani bu şekilde ben insanları zan altında bırakmışım. Bu tür bir şeyler yok. 7. madde uygulanmıştır. Uygulandığı itibariyle ben odayı terk etmişimdir. Var mı öyle zor süreçte çıkmayla ben gitmiyorum, koltuk meraklısıyım, beni burada kimse atamaz, öyle bir şeyimiz var mı? Yok. Kardeşim, benim bir sürü şirketim var. Ben koltuk meraklısı olsam gidip şirketlik bir koltuk karında oturur. Biz koltuk meraklısıyız. Ben bir sanayici grubundan geliyorum. Bir sanayiciyim. Sanayideki tecrübelerimi, kıstaslarımı memleket için, bu yöre için kullanmaya çalışıyorum. Memleket nasıl kalkınca? İslam yaratarak kalkacak. Katma değer yaratarak kalkacak. Nasıl olacak? Sanayileşmeyle olacak. Var mı ticaret odasında sanayi grubunun bir sanayici arkadaş? Soruyorum size. Hep ticaret grubundan gelmiştir şimdiye kadar. Çok nadir yani. Bir veya iki tane. Sanayicinin çoğu ticaret odalarında ve sanayi odalarında aktif görev almaktan kaçınmıştır. Biz taşın altına elimizi sokaraktan bir başlangıç yapmak istedik. Sayın Başkan, bir soru alıyor musunuz? Tabii, buyurun. Bu sabıka kaydıyla ilgili olayı biz tam anlayamadık. Sabıka kaydının süresini de vermediniz mi? Sayın Başkan'ın iddia ettiği gibi daha sonradan alıp odaya sonra mı kaydettiniz? Orasını tam anlayamadık. Açar mısınız efendim? Sabıka kaydını ilk dönemdeki seçimlerde ben İstatistik Genel Müdürlüğü'nden sabıka kaydımı almıştım. Yani basında çok farklı çıktı. İşte sabıkası vardı, farklı şeyler vardı. Şu şekildeydi, bu şekildeydi. Bir sürü problemler yazıldı. Benim de yani yurt dışı yasağım olduğu da söyler. Ben sürekli yani iki ayda bir yurt dışına çıkan bir insanım. Benim sabıka kaydım olsa veya değişik pozisyonlar olsa ben yurt dışına çıkamam. Bu süreç tabii 30 gün sürecinde benim yurt dışı 3 seyahatim oldu. O 3 seyahatinde gereken hassasiyeti açıkçası biz gösteremedik. Benim kendi elemanlarım da atladı. Odadaki genel sekreter ve başkan sekreteri de atlamış bulunmakta. Çünkü ben diğer odaları sordum. Bu şekildeki işlevleri genel sekreter bizzat kendisi yapıyor da belirttiler. Hiçbir odada gidip de başkan sabıka kaydını bizzat teslim etmez. Genel sekreter veya başkan sekreteri bu prosedürleri yerine getirdiğini belirtiyor. Durum bundan hacettir. Ama şeyi kendiniz anlamadınız. Bir saniye. Önce başkanımız konuşsun. Sonra başkanın iddiasını yakalamadık. Hani sonradan odaya kayıt olarak kaydetmeye çalıştı diye o iddiayla ilgili. Ben genel sekretere bunu ile kaydedeceksin öyle bir baskı pozisyonu olmamıştır. Niye baskı yapayım? Şimdi değerli başkan, adli sicil belgesi, hatırlatmalar, sayıntı, hatırlatmalar veya resmiyetle Sayın Ertan Civağ'ın kendisine odamız tarafından biz 5174 sayılı odalar ve borsalar kanun yönetmeliği çerçevesine yürütülüyoruz. Ertan Civağ'a genel sekreter Sayın Cihat Yaban tarafından
Adli sicil belgesini 30 gün yönetmelik de açık. Zaten arkadaşlara isteyenler olursa vereceğiz. Ertan Civa'ya belge teslim edildi. Ertan Civa. Ertan Bey kendisinin iddia ettiği gibi işlerinin yoğunluğundan dolayısı belgeyi vermeyi kendi personelinde, oda personelinin bunun başka odalarla görüştüğünde açıkçası şu. Başkan sekreterinin ya da kamuoyunda genel sekreterin bu belgeyi alıp kendisi adına biz kendimiz bu çay cumada örnek anlamda bunu örnek vermemizde sakınca yok. Başkan da bunu kendisi iyi biliyor, Ertan Başkan. Çay cumada Rıfat Sarsık Beyefendi Başkanım bizim o işleri oda sekreterimiz halleder. Bana da aynı şeyi söyledi. Sizin oda sekreteriniz, oda sekreteriniz, genel sekreteriniz adli sicil belgelerinizi kendisi almıyor mu? Ben bu konuyu araştırdım. Takdir edersiniz ki biz bir yürütmeyle, biz mevzuatla yönetiliyoruz. Adli sicil belgesini adli makamlardan, Ertan Bey'in hukuk müşaviri de var, iyi bilir ki kesinlikle kişiler kendisi olmadan başkası bu belgeyi alamaz. Ha derseniz ki lafsı yorumda yaparak biraz da geçmişe dönerek kesinlikle ve kesinlikle bakın bizim Civak ailesiyle iş ortaklığımız var, ticaretimiz var ama bizim kanun ve yönetmeliği uygulamakla ilgili görevlerimiz var. O da mevki makam peşinde değil, ben de değilim. Ama kamuoyunda tereddüt var. Çünkü Bükrü inşaat firmaları veya Bükrü işte ilçemizdeki duayenlerin biriyle sorun yaşıyor, şimdi ikincisiyle ben bu açıklama gereksinimi kendim ve firmalarım adına ben de düşünerek, ben de onurlu bir insanım, ben de zamanında bir şeyler söyledim. Ben Ertan Bey'e dedim ki gerçekten dilekçemi koydum, birlikte ayrılabiliriz Ertan Bey, bu kabak benim başıma patlar dedim. Siz şimdi çalışacak mısınız Ertan Bey? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi sorumu bitireyim, o sorunun içerisindeki cevabı vereyim. Adli sicil belgesini kişilerin kendisi alması lazım. Kesinlikle genel sekreter falan alamaz. Biz toplu halde sayın vekil ve Ankara'daki bazı ziyaretler için sayın meclis başkanımız minibüsün içerisinde de kendisini hatırlatmıştır. Benim öyle bir şey aklıma gelmedi. Ben de bürokrasiyi fazla bilmem ama araştırırım. Malum bilirsiniz. Ertan Bey yoğunluğundan bu adli sicil belgesini unuttu ve vermedi. Herhangi bir şekilde de aynen demin dediği gibi Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü'nden alınmış belgesinin fotokopisi de buradadır. Yani yurt dışı çıkma yasağı, sabıkası vesairesi kesinlikle bulunmamaktadır. Sayın Başkan, size yani genel sekreter ve başkan sekreterin yapması gerekir dediniz ya bunu. Genel sekreterlik ya da sekreterlikten bir oyun şey olduğunu düşünüyor musunuz size karşı? Yok öyle bir şey düşün. Basın açıklamamda ben zaten gerekli açıklamayı da yapmış bulunmaktayım. Yani gereken 7. madde uygulanmıştır. Uygulama neticesinde ben makamı terk etmişimdir. Bu ekiple çalışabilecek misiniz efendim? Ekiple çalışabilecek misiniz derken ekiple çalışamayacak bir şey yok. Ben yani herkesle çalışıyorum. Ben yani ekip benimle çalışması gerekiyor. Ben ekiple çalışmıyorum. Ya yani bir diyalog ve danışma içinde yörenin menfaatleri doğrultusunda çalışmak istiyorlarsa çalışırlar. Yani biz zaten fotoğraftan bir gerginlik hissediyoruz. Onun hayır bir gerginlik de pozisyonu yok. Yani şimdi Zekai Bey fazla gerginlik pozisyonu yaparak suçlamalarda bulunuyor da. Yani öyle bir gerginliğimiz şeyimiz yok. Yani kendisi dediği gibi ticari pozisyonda da dostluğumuz var. Hatta dün akşam ben kendisini de aradım bu konuda. Hatta yönetim kurulu arkadaşlar toplanmışlar. Hatta yönetim kurulu arkadaşlara da benim telefon görüşmemi dinlettiğini biliyorum. Ben fazla olayı büyütmedim. Bir saniye. Ben bakın telefon görüşmesi esnasında Sayın Ertan Bey beni dün akşam 5:40 geçe aradı. Yönetim kuruluyla toplantı halindeydik. Ve buyurun Ertan Bey dedim. Yönetim kuruluyla toplantı halindeyim dedim. Şunu söyleyebilirim. Yönetim kurulumla arkadaşlarımın hepsi burada. Hepsi. Şu tarz bir şeyi asla kabul etmem ve çok dikkat ederek söylüyorum. Asla ve asla apolları açmadım. Kendisiyle bunu iddia eden varsa arkadaşlarımdan da ayağa kalkarak yönetim lütfen Ertan Bey. Yankı sesleri ben öyle anladım. Yani açmışını açmamıştır. Apolları açıp açmadığımı yönetim kurulundaki 6 tane arkadaşımı lütfen ayağa kalkarak cevap vermelerini rica ediyorum. Bakın bu canlı yayın. Biz
Zekai Bey. Toplantı ile ilgili değil. Bakın arkadaşlar. Bak şöyle bir şey var. Hayal gücü de bir şey yok. Hayal kurduğumuz yok. Sayın Çolak. Ali Rıza Bey, basın mensubu arkadaşlara 7. maddeyi vereceğiz. Odalar ve Borsalar Birliği kanun maddesini dosya halinde hepsini vereceğiz. Tamam. Tek istediğim şey şu. Devlet Ticaret Odası'nın 950 tane üyesi var. Aktif. 1040 tane üyeye hitap ediyoruz. 18,5 aylık bir dönemde abimizle, kardeşimizle biz önümüze geçirdik. Sayın Meclis Başkanım da kendisi daha benden sonra konuşacak. Biz sana biat ettik dedi. Bu sözü, biatın ne demek olduğunu, atalarımızdan gelen, kültürümüzden gelen sözleri sizler hepiniz daha iyi bilirsiniz. Asla ve asla makamla, mevkiyle, kesinlikle kalbimin ucundan, bakın bütün ilimiz, bölgemiz, Almanya'daki, Avrupa'daki hepsi bilecek. Ben Devlet Ticaret Sanayi Odası Başkanı olmayı asla düşünmedim. Asla. Zekai Bey, öyle bir iddiamız yok. Yani basın açıklaması. Yani olayları sorulara cevap veriyorum. Farklı yerlere doğru çekmeye çalışmıyorum lütfen. Hayır lütfen. Bak ben... Hayır buyurun. Yani. Zekai Bey, bu saatten sonra Sayın Erkan Civat'la bu ortamda çalışmayı düşünüyor musun? Benim aldığım karar şu. Ben Devlet Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıydım. Ertan Bey'in başkan seçildiği zamanda. Biz yargıda düzeltmeye bile gitmiyoruz. Kanun madde iptal olmadı. Bir yargı süreci var. Her şey bitmedi. Daireler, Danıştay verdiği kararın 30 gün içerisinde biz Ertan Bey'i tebliğ edip göreve çağırmak mecburiyetimiz vardı. Organ üyesi olarak olur, yönetim kurulu başkanı olarak. Bu süre beklenmedi. Bir hafta oldu bize tebligat geleli. Ertan Bey, biz 20'sinde bu basın toplantısını yapabilirdik. Biz de basından öğrendik. Bölge Haber Gazetemizin basında yer alan haberinden öğrendik. Bu haberle ilgili de yönetim kuruluyla dün akşam toparlandık. Bir de odamızda toplantı olacak. Dediler ki başkanlık, benim başkanlık merakım, görevim yok. Benim yapacağım tek şey şu. Üyelerime, bölgeme, 18 aylık yaptığım yönetim kurulu başkanlığı dönemime en iyi hizmeti tekrar yapabilmek için yönetim kurulu üyeliğime devam edeceğim. Başkan yardımcılığı görevimden ayrılacağım. Ben Devlet Ticaret Sanayi Odası'nın herkes gibi organ seçimlerinden gelen, seçilerek gelen bir insanım. Ben yönetim kurulu üyesi olarak görevime devam edeceğim. Ayrılmam, istifa etmem söz konusu değildir. Başkan yardımcılığı görevimden ayrılmayı düşünüyorum. Yönetim kurulu üyeliğim devam edecek. Şimdi pardon, Zekai Bey'in şeysine cevaplayayım. Şimdi buyurun. 30 günlük süreyle ilgili şey, hukuk müşavirim burada. Gerekli açıklamayı ise yapsın. 30 günlükte öyle bir süre yoktur. Yani, tabii buyurun. Hukuk müşavirim gerekli açıklamayı yapsın. Şimdi merhaba, avukat kurulu çalışıyor. Tamam, burada yapmasının yeri var mı böyle? Şey, yanlış bir bilgilendirme olan izah edeyim istersen. Demek zorunda değil. İstersen. Açıklama yapmak zorunda. Yanlış bilgilendirmeyi. Bir saniye. Lafzı yorumu hukukta. Lafzı yorumu. Hukukçumuz. Özür dilerim. Bakın Ertan Bey, iddialar veya benim şurada şununla ilgili yorulduğum zamanı ve odama hizmet ederek yorulduğum zamanı lütfen 18 ay. Bir saniye. Bakın 30 günlük süreç pozisyonunda böyle bir... Beyefendi bir saniye söyleyeceğim. Şunu söyleyeyim. 18 ay içerisinde, sevgili arkadaşlar, değerli basın mensupları, 18 ay içerisinde nasıl yorulduğumu ben bilirim. Odamı temsil ederken nasıl yorulduğumu, bunun bir sorumluluk olduğu bilinci içinde hareket etmemin nasıl olduğunu ben bilirim arkadaşlar. Odamız en üst düzey şekilde, bu oda akredite bir odadır. Türkiye'deki 135 tane odadan bir tanesidir. 18 ay içerisinde nasıl temsil ettiğimi sayın sanayici kardeşimin, arkadaşımın daha üst düzeye çıkartacağını kendisi açıklamalarında söylüyor. Ben bundan gurur duyacağımı, odamı ve bölgemi geliştirmek için yapacağı her konuda kendisine destek olacağımı, her konuda odamı geliştirmek için o 7 kişiden de bir tanesi benim arkadaşlar, altına imza atacağım. Bölgemizdeki organize sanayiyle, okul yeriyle ilgili bahsetmek istemediğim onlarca şeyle ilgili. Biz 12 Ocak'ta Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımızı ağırladık. Aynı koltukta Ertan Bey olabilirdi, ben de
ben de Ertan Bey'in odamla ilgili yaptığı bütün etkinliklerde, bölgemizle ilgili yaptığı bütün etkinliklerde olumlu olanlarda sizlerden de ricam hep yanında olacağız. Ama olumsuz içinde gırım var vesaire var. Bunları konuşmamıza şu an gerek yok ve zaman gösterecek. 7 kişinin imzası gerekiyor. Bunları en iyi bilmek lazım. Mevzuatı bilmek lazım. Sayın hukukçumuza da şunu söyleyebilirim. Kendisi açıklama yapacak. Açıklamasından sonra konuşmayacağım. 30 gün içerisinde o da organ üyeliklerinden genel sekreterliğinin tebligatı aldığı süreden aynı yer köyde de var aynı durum. Davet etmek zorunluluğumuz var. Bizim zorunluluğumuz var. Biz isteseydik sakın yanlış anlaşılmasın. Bugün bu toplantı salonunda burada bu açıklamayı ayın 20'sine yapardık. Yapardık. Hukuken bizim de hukukçumuz var. Biz hukuk müşavirimizi dahi davet etmedik. Odamızın hukuk müşavirini dahi davet etmedik. Çünkü kişisel hukukçu farklı bir şey. Devlet Ticaret Sanayi Odası farklı bir şey. Onun için buyurun sayın hukukçumuz açıklasın 30 günlük süreyi. Sağ olun. İdari gerek yok. Sesim çıkıyor, duyuluyor. Öncelikle alınan yürütmeyi durdurma kararı, verilen yürütmeyi durdurma kararı şu an itibariyle kesindir. Çünkü İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesine göre yürütmeyi durdurma taleplerine ilişkin verilen ret veya kabul kararlarına istinaden yapılan itirazlar üzerine verilen kararlar kesindir. Zekai Bey'in dediği gibi bizim yürütmeyi durdurma talebimiz Danıştay 8. Dairesi tarafından öncelikle reddedilmişti. Akabinde biz bir ret kararına itiraz ettik. Bu ret kararı üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kesin olarak bir karar verdi ve odalara organ seçimlerine ilişkin yönetmeliğin 7. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesinin yürütmesinin durdurulmasına, bu yönetmeliğe dayanılarak alınan 1 Temmuz 2013 tarihli odamızın kararının da yürütmesinin durdurulmasına kesin olarak karar verdi. Efendim bir şey arada. Kararınıza bu, yönetmeliğin iptaline karar verdi mi? Hayır, henüz daha dava yargı süreci bitmedi. Ha, onu söyleyeyim. Tabii bu sadece yürütmeyi durdurma kararıdır. Henüz yargı süreci bitmemiştir. Danıştay 8. Dairesi davamızı reddedebilir. Kabul de edebilir. Yargı süreci devam etmektedir. Fakat bu yürütmeyi durdurma kararı Ertan Bey'in hukuki konumunu 1 Temmuz 2013'e geri döndürmüş durumdadır şu an için. 30 gün uygulama süresine gelince gene İdari Yargılama Usul Kanunu'nun 28. maddesine göre idare mahkemeleri tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararları veya esasa ilişkin kararlar derhal uygulanır. Ancak derhal uygulanır. İdare 30 günü geçirirse, uygulamamakta direnirse suç işlemiş olur. Yani burada idareye bu kararı 30 gün boyunca uygulamama hakkı tanınmamıştır. Bunu şöyle özetleyebilirim size. Bir belediye imara aykırı olduğunu tespit ettiği bir yapıyı yıkım kararı aldı. O yapının sahibi o yıkım kararına karşı yürütmeyi durdurma talepli dava açtığı takdirde ve yürütmeyi durdurma kararını da aldığı zaman belediye benim nasılsa daha 30 gün uygulamama şansım var, ben hemen bu 30 gün içinde bu binayı yıkayım diyebilir mi? Diyemez. Bu 30 gün idareye bunu 30 gün boyunca bu kararı uygulamayı askıya alma hakkı vermez. En geç 30 gün içinde uygula yoksa suç işlersin diyor madde. Bu noktada 30 gün içerisinde idare ya 30 günden evvel uygulanmaz diye bir şey yok demek istiyorum. Hayır. Onu demek istiyorum. Bunun için bu noktada verdiğiniz karar doğrudur. Bakın. Bu noktada verdiğiniz karar doğrudur. 7 gün sonra uyguluyor. Zekai Bey, bu noktada verdiğiniz karar ve geldiğiniz netice hukuka uygundur. Tebrik ediyorum. Yani bu 30 gün içinde 30 gün uygulamama hakkı vermez demek istiyorum. 30 gün için 30 günü geçirirsen suç işlersin diyor yasa. Hatta derhal uygulanır diyor. Derhal uygulanır diyor. Yasa çok açık. Suç işlendiği zaman yasanın 7. maddesine, Yargıtay'ın 30 gün içerisinde uygulamayı organ üyeliğine geldiği zaman suç işliyor. Ama bakın 8. dairenin verdiği bir karar var. Evet. Kararda tekrar İdari Dava Daireler Kurulu'nun bir kararı var. Evet. Bu kararla ilgili Odalar ve Borsalar Birliği, bakın biz şu hakkımızı basın açıklamamda yaptım. Biz hiçbir şekilde itiraz hakkımızı kullanmıyoruz. Dava devam ediyor ama biz kullanmıyoruz odayı. İtiraz hakkı yok. Düzeltme kararı var.
Bu ara karar. Ara karar neyse. Buna yok. Tamam, o hukuku ya, tanışamam. Başka bir şey yok. Şurada yok yani. O yanlış bilgilendirme. Neyse, neyse. Evet. Çok özür dilerim. Hayır, olsun diyor. Evet, hayır, meclis başkanımız da konuşursa ben kapatıyorum. Bir şey demedim. Zaten doğru bir karar. Neyse, tamam. Benim için söz hakkım var. Neden var Sayın Avukat Bey? Buyurun. Türkiye'nin kurtuluş mücadelesini Mustafa Kemal'in önderliğinde 1703 tane savaşmayı bilmeyen insanla verdi ve zafer elde etti. Sonra ekonomik kurtuluş mücadelemizi de biz bakkallarla, çakkallarla, ağacı keserle kesen insanlarla verdik. Hukukçular odalarını, hukukçuların barolarını, birliklerini, zengin hukukçular değil, çok bilmem nerede master yapmış hukukçular değil, efendime söyleyeyim, insanların gönlüne girmiş insanlar yönetir. Hicap duydum, sanayiden gelmiş insanlar tarafından yönetilecek diye bir kayda yoktur. Bu oda bu şartlarda kurulmamıştır. Devlet Ticaret ve Sanayi Odası hem ticaret hem sanayi odasıdır. Gururla hizmet ediyorum. Nakliyeci abimden de gurur duyuyorum, kömürcü abimden de gurur duyuyorum, Bima Pence abimden de gurur duyuyorum, Atilla Genç'ten de gurur duyuyorum. Çok ayıp. Madem iyi niyetle geliyoruz, madem bir şeyler yapmaya geliyoruz, ben bu seçimlerin başlangıcını size anlatayım. Burada pek çok insan var. Üyemiz değiller. Konuya meraklılar belli. Sosyal platformlarda bu konu çok konuşuldu. Muhatap olmayanları daha doğrusu çok fazla gaz verdiler bu olaya. İncindiğimiz şeyler de oldu da cevap hakkımızı saklı tutalım. Herkese söyleyecek bir şeyimiz muhakkak vardır bizim. Nefesimiz büyüktür Allah'ın izniyle. Şimdi bu oda seçimlerinde Ertan Cıvık'ın adaylık süreci de belki farkındasınız belki değilsiniz çok sorunlu oldu kendi arkadaş grubunda. Birinci mecliste de yönetimde olmayan meclis üyesi arkadaşımız da burada kendisinin şehadette söz konusu. Bizzat yol arkadaşları kendisinden duydukları rahatsızlığı ve yaşattığı talihsizliğin kendilerine dokunduğunu ifade ettiler. Kayıtlarımızda bu mevcut. Bunu özellikle size anlatıyorum. Ne amaçla anlatıyorum? Şimdi bu arkadaşlarımız Ertan Cıvık'ın kendisine bunu söylediler ve biz ne yaptık biliyor musunuz? Ertan Cıvık'ın projeleri olduğunu biliyorduk. Yakınımızda görüştüğü, görev alması durumunda odaya vizyon katacağını, güç katacağını düşündüğümüz insanlarla bir araya geldik ve bir süreç işleterek bendeniz meclis başkanı oldum. İlk seçimdir. Kendisi oy verdi bana. İlk seçimimizde yönetmenimiz gereği meclis başkanlık seçimidir. Evet. Peşinden yönetim kurulu başkanlığı seçimimiz oldu. Yönetim kurulu mevcut başkanımın söylediği gibi biat kültürümle kendisine uyarak ekip arkadaşlarımla birlikte sıfır kayıpla oy verdik ve yönetime geldik. Yani kendisinin projelerini, vizyonunu uygulama şansını kendisine biz verdik. Bakın bu çok önemlidir. Kendisine imkan sunduk. Göreve başladık. O süreç içerisinde ben deniz dahil meclis başkanı olmama rağmen kendisinin arkamdan olumsuz şeylerine muhatap oldum. Bölgemiz milletvekillerinden biriyle ilgili olumsuz laflarını kulağımla bizzat duydum. Kafası hep geride kaldı. Vizyonu izin verin ben sizi dinledim. Katılmam gerekiyor. Aslında isterseniz birebir. Hayır. Yani şimdi bu bir dakika. Bir dakika efendim. Yani Facebook'ta bunlar hayır. Konuşuluyorken ben burada senin burada meclis başkanı olduğum halde ve kendisi aslen meclis üyesi olduğu halde. Sen burada ne arıyorsun denilirse ve süreç böyle devam ederse ben bir şeyler söylemem gerekiyor. Bunları tarih sorumluluk olarak görüyorum. Bakın kafamız geride olmayacak. İleriye bakacağız. Zeka bir ileriye baktığını zaten gösterdik. Gazeteci arkadaşım sordu çalışacak mısın? İleriye baktım dedi. Ben arkadaşımın yeni bir fikir yapısıyla yeni bir algıyla geldiğini zaten gördüm. Neden gördüm? Çünkü Facebook'ta paylaşıldı bunlar. Ya revizyondan bahsediyorsunuz. Revizyon burada duvarları boyamak değilse nedir? Beyefendi. Böyle bir demek karşılıklı konuşmak için söylemiyorum. Herkes bunları Facebook'ta da gazetelerde de zaten gördü. Bitireceğim. Çok lafı uzatmak sevdasında değilim. Misafirlerimiz bilsinler. Çünkü anladığım kadarıyla gerilim dolu bir sürece gidiyoruz. Neden? Sorulan sorulara insanlar çok net. Evet ben Ertan Cıvak'la bu odayı gökyüzüne çıkarırım diyemiyorum. Ve arkadaşımız da o minvalde şeyler söyleyemiyor. Kapatıyorum konuyu. Şimdi bu süreçte biz Ertan Cıvık'ın vizyonuna güvendik ve benim açıklamam vardır. Dedim ki gazetelerde de yazılı bu. Devlet Ticaret ve Sanayi Odası'na vizyon geldi dedim kendisine güvenerek. Ama daha sonra süreci öyle işletemedik. Hayırlı uğurlu olsun. Gelinen sonuç budur. Ertan Cıvık kendisine yapılan hukuksal uygulamanın karşılığı olarak bir hukuksal uygulamayla geri gelmiştir. Hüsnü kabulümüz değildir efendim. Zorla kabulümüzdür. Neden? Hukuk zorlayıcıdır. Siz avukatsınız. Hukuk kesindir. Bunu unutmayalım. Biz insanların psikolojisi rahat olsun diye sanatı ama iyi yaşasınlar diye hukuku yazdırdık. İnsanlar hukuka ulaşıyorsa ne mutlu bize. Ben kendisine başarılar diliyorum. Ayrıca
üyelerimizin, yani azınlıkta olmalarına rağmen bütün üyelerimizin şunu bilmesi gerekiyor. Buradaki hiç kimse çok zengin olduğu için odayı yönetmeye talip değil. Hiç kimse de çok fakir olduğu için odada az hizmet verecek insan değil. Bakın ben bir fotoğrafçıyım. Üniversite mezunu değilim, lise mezunuyum. Ama odamı gururla temsil ettim. Dünyanın her yerinde temsil ettim. Sadece Türkiye'de değil. Bütün satıhlarda gurur verdim. Benim genel başkanım daha ilk buluşmamızda Sayın Civa dedi ki, Ertan, orası senin işletmen değil, Devlet Ticaret ve Sanayi Odası. Kameralarda var, kayıtlarda var. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Dönem hayırlı uğurlu olsun diyorum. Buyurun. İki mi? Üçünüz de devletlisiniz. Devlet Ticaret Sanayi Odası'nın yönetimdesiniz. Odayı ve kendinizi düşürdüğünüz durumda rahatsız duyuyor musunuz? Üçünüze de soruyorum. Şimdi kendimi tenzih ederim. Ben odayı bir duruma düşürmedim. Çıtayı yüksekte tuttum beyefendi. Temsil başka bir şeydir. İşleyiş başka bir şeydir. Ben yaşantı biçimimle, konuşmalarımla, odama verdiğim görüntünün kötülüğüyle odayı bir yere düşürmüşsem yargılanırım, istifa ederim. Nerede yargılanırım? Üyelerimin gözünde yargılanırım. Beni üyelerim aradılar neredesin diye. Beyefendi. Dolayısıyla ben odamı iyi temsil ediyorum. Yaşanılan şey, neden düşürüldüğümüz şeydir? Bu, layık olanı anlatıyorum işleyiş gereği. Genel sekreterim orada, merkezden bilgi alınabilirdi. Bu 5174 sayılı yasanın uygulanmasında hukuk müşaviri olan hanımefendinin direktifi demeyeceğim ama bilgisiyle uygulama yapıldı. Başındaydım. Başında da bulundum. İçinde de bulundum. Layık olan neyse o olmalı dedim. Adamın hakkı. Oy verdik biz bu adama. Kendi yavrumuz bu bizim. Oy verdik ya. Ben onun gibi düşünmedim. Yani o bana dedi ya, ne işin var burada? Oy verdi bana ama ne işin var burada? Dolayısıyla bir şeye düşürmedik biz. Bunu kabul etmiyorum. Yapılan şey gelinen noktanın şimdi oraya rahatsızım. Neden rahatsızım? Layık olan şuydu. Ben meclisin başıyım. Kendisi seçti beni. Diyebilirdi ki telefon açıp, başkan ya da İlkin, böyle bir durum var. Arkadaşları bir topla. Çünkü 21 kişiden mükellef bir meclisimiz var bizim. Onların da bunu bilmek hakkı. Neredeler o insanlar? O insanların da hakkı bu. Belki yeni bir durum oluşacak. Belki farklı şeyler olacak. Önce biz onlarla bir toplantı yapmalıydık. Ben olağanüstü bir toplantı düzenlemeliydim mecliste. Ertan Bey kararı bize okumalıydı. Zaten ki gönderdi. Sonra biz demeliydik ki arkadaşlara, bu 7 arkadaşımıza, buyurun yönetim kurulu odasına geçin. Siz kendi toplantınızı yapın, aranızda konuşun. Sonra dışarı çıkılmalıydı. Çaylar kahveler içilip hayırlı olsun denilip herkes işine gücüne bakmalıydı beyefendi. Odayı bu duruma ben düşürmedim. Facebook'ta, gazetelerde, şurada burada gelinen coşkudan sonra, biliyorsun Ali Rıza Bey, bir düğünde gürültü olur elbet, neden coşku oluşsun diye. Ya bir düğün gibi yapıldı, bir coşku oluşturuldu ve bir takım insanlar, ki gerideki şu 7 insan, bu 6 insan arkadaşımız, bu arkadaşlarımız, öyle bir duruma düşürüldüler ki, ya bir tane yorum var Rıza Bey, Facebook'ta görmelisin ya, bilmem kimler geliyor, bilmem kimler geliyor, kim nereye geliyor? Kim nereye geliyor arkadaşlar? Kimse bir yere gitmiyor. Yönetim kurulu 7 kişiden oluşuyor ve o 7 kişi çalışıyor. O 7 kişi birbirine, bir, bizim yönetmeliğimiz kimseye sadece senin şunu yapma hakkın var demiyor, oy birliğinden bahsediyor. Dolayısıyla gurur duymuyorum ama bu duruma da ben düşürmedim veya biz düşürmedik diye cevap vereyim size. Teşekkür ediyorum sabrınız için de. Teşekkürler Sayın Erken. Şimdi odayla ilgili bu gülünç duruma kimse düşürme hakkı yok. Böyle bir şey düşürdüm ben, kanaatini ederim. Çünkü basın farklı yöntemlere girse, Facebook'taki insanları, yazılarını ben yazıp da vermiyorum ellerine. Herkes, basın özgürlüğü var. Sen bir basıncısın. Benden daha iyi biliyorsun. Sosyal platformlar. Tabii sosyal platformlar. Yani. Temsil etmez. Basında olanlardan bahsediyor. Basında olan. Yani insanların. Basına verdiğinizde. Hayır ben basına. Ben basına. Uydurmuyorsa. Hayır ben basına demeçler veriyorum. Ali Rıza bile beni aradı. Peki, gereken peki. Şeyleri. Onu söyledim. Benim böyle bir açıklamam var mıdır? Sayın Ali Rıza Bey. Toplantı yani, yapacağım dediniz. Ben o kadar. Toplantı yapacağım dedim. Ben Facebook'larda şöyle yazılsın, böyle yazılsın, şu şekilde yapılsın, şahşalı işler yapılsın diye öyle bir demeçlerim hiçbir zaman olmamıştır. Tabii arkadaşlar kendi içindeki sevinçlerini yansıttılarsa onları bilemem. O benimle alakalı bir şeyler değil. O kendi içindeki, insanoğlunun kendi içinde yansıttığı sevinçtir. Ya yani bunu bu şekilde kabul etmiyorum. Yani oda gerginliğini veya diğer şeyleri ben yansıtmıyorum. O suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Ha, bu duruma düşünmemesi gerekirdi. Yani daha bir sağlık, daha bir hoş pozisyonda olması gerekiyordu açıkçası. Ben yöntemini söyledim, hukukçunuz da burada zaten. Yani. Düşünen bir durum yok. Yok. Zamanında da hukuk uygulandı, şimdi de olur. Aynısı. Hukuk karar verdi, yalnız olay tek bitmişti. Tek üzüntü şu, bu hukuk süreci içerisinde
bağlı olduğumuz birim Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Zamanında hukuk uygulandı, aynı şekilde hukuk uygulandı. Perşembe gün akşam haberi lafza aldık. Perşembe gün akşam 9.30 sularında İhlas Haber Ajansı'ndan aradılar iki tane arkadaşımız. Sonra farklı basın mensubu arkadaşlarımız. Herhangi bize gelen bir tebliğ, herhangi bir şey olmadığı için kendilerine yazı veremedik. İhlas Haber Ajansı'ndaki basın mensubu arkadaşlarımız burada muhakkak vardır temsilcileri. Sayın Civat'la görüştüklerini ve kendisine birincisine ulaşamadıklarını, ikincisine ulaştıklarını, biz bize bir yazı gelmediğinden açıklama yapmamızın uygun olmadığını, biz de tabii ki hiç beklemediğimiz bir şey. Hukuk mücadelesini kazanmasıyla hukuka karşı saygımıza da saygı duyuyoruz. Bu arada bazı yönetim kurulu arkadaşlarımızdan telefonla vesaireleri, artı gelinen cuma günkü süreç biz tebliğimizi aldık. Biz de tabii ki üst kurulumuz olan, üst birliğimiz olan Odalar ve Borsalar Birliği'ne soru sorduk. Biz oradan aldığımız yanıtları söylemek ahlaki kurallarımız içerisinde bizim için yakışan şeyler değildir. Yönetmeliğin devam ettiğini, hepsini demin dediğiniz gibi hukuk diliyle hukuk bir cümle bitirir bizim 5 sayfa konuştuğumuzu. Bunları konuşmamıza gerek yoktur. Temsil veya odamızı düşürdüğümüz duruma gelince Devlet Ticaret Sanayi Odası Ali Rıza Bey hiçbir kötü duruma düşmedi. Şu anlamda düşmedi. Düşmeyecek de. Burada çok büyük bir odamız var. Büyük bir toplantı salonumuz var. 7 tane personelimiz var. Aktif şekilde bunun yanında da şu var. Arkadaşların özellikle işte Bükrü Yönetim Kurulu Başkanlığı neyse ulusal basına da düşen haber. Ulusal basına. Buradaki bunların hepsi revizyon. Bir de şey var. Özellikle burada bunu da soracağım Ertan Bey. Hepinizin yanında soracağım. Çünkü kamuoyundaki arkadaşlarımız da özellikle bekliyorlar. Ve başkanımın da Ertan Bey'in kendisinin de lafzı anlamda söylediği gibi kendisine ait olmayan sözleri, personeli odadaki revizyonun nasıl yapacağını ve revizyonun ne olduğunu ve burada yönetim kurulunun görevinin ne olduğunu kendisi bize açıklar. Toplantıda da açıklar, şimdi önemli değil. Buradaki şey şu, biz odamızı kötü bir duruma düşürmedik. Odamızla ilgili 18 aylık güzel bir yönetim yaptık. Birlikte olsaydık belki çok daha güzel, harika şeyler yapacaktık. Çünkü birlikte başladık, birlikte devam ettiremedik. Asıl olan benim buradaki sıkıntım, şahsi aile sıkıntım, kardeşimle de bunları onlarca defa abilerimle de konuştuğum şey yaptığımda, odamızı en güzel nasıl yönetebiliriz? Sanki var olan bir şeyi hukuksuz şekilde alındığı iması yaratılması. Ben bunun eksikliğiyle, sıkıntısıyla 18 ay görev yaptım. Sizin de takdir edersiniz ki bir hafta içerisinde de Ertan Bey'in yönetim kuruluna geri gelmesi hayırlı olsun. İnşallah bölgemiz için, Gökçe Bey'imiz için, Bakacakkadı için, Çukur Organize Sanayi için, Gökçe Bey Belediye Başkanımızın da çalışmaları var. Onlarla yürüttüğümüz ortak çalışmalar var. Odalar ve Borsalar Birliği'nin 7. Şura toplantısında kitapçığa koyduk Çukur Organize Sanayi'yi. Oda başkanımıza söyledik, birlik başkanımıza, değerli basın mensupları unutmaz, kayıtları vardır. Birlik başkanımızda üniversitenin gelişmesiyle ilgili, bölgemizin fizibilite çalışmalarının yapılmasıyla ilgili 3 tane şey istedik. Bölgemizdeki katma değeri arttırmak için birlik başkanımızdan bölgemizde fizibilite çalışması istedik. Bir de şey var, özellikle vurguluyorum bakın. Arkadaşların dediği okul mevzusu var. Eski yönetim kurulundaki arkadaşlarımızdan da yeniden de gelen okulla ilgili biz Bakacakkadı 100. yılın karşısında Bakacakkadı belediye sınırlarımız içerisinde olan Gökçebey Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yere okul yapılması için yerini dahi aracı durdurup birlik başkanıma gösterdim. Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'na organize sanayi yerini gösterdim. Çalışmalarımızla ilgili bölgemizin fizibilitesi ve üniversitemizin gelişmesiyle ilgili isteklerim olduğunu bilmenizi isterim. Bundan sonraki bu çalışmaları yürütecek olan Ertan Civat'tır. Bu çalışmaları Ertan Civat yürütecektir. Bunu da kendilerini basın mensupları ve iş adamlarımızın, tüccarlarımızın yanında bilgilerinizi arz ederim. Odamızı itibarlaştırmadık. Onur etmek için elimizden geleni, bastoncularla yaptıklarımızı vesaireleri anlatmıyoruz. Çünkü sanayici arkadaşımız olduğu için tüccarlığı da firmada bölgemize ait olan büyük bir firma olduğu için o yöndeki gelişmeleri kendisi
en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Tamam, teşekkür ederiz Zekai Bey. Tabii ki bu kasti bir hukuksuzluk olmadığını Ertan Bey zaten izah etti. Yani siz burada bir alınmışsınız. Benim alındığım şey şu. Efendim bakın hukuk dilinde alındığım tek şey şu. O zaman içini söylüyorum ben. Netice itibarıyla Danıştay'ın verdiği bu karar alınan idari işlemlerin hukuksuz olduğunu tescillemiştir. Ama bu hukuksuzlukta sizin kastınız var demiyor musunuz? Bakın, şu basın açıklamasında bak biz hukuka uygun değildi. Biz yönetim kurulu seçimi yaptığımız zaman yönetim kurulu başkan seçimi 02.07.2013 tarihinde Ertan Bey basın açıklaması yaptı. Ben görevimin başındayım. Devrek hukuksuz şekilde bakın ben bunların altındaki yaşadığım sıkıntıları anlatmaya çalışıyorum. Sonra ama yönetim kurulu kararınız oldu beyefendi yani. Çok yani, teşekkür ediyoruz. Yani. Saygı duyuyorum. Yani. Bakın şunu bakın alınmak diye bir şey yok. Ya şimdi efendim bakın şöyle bir şey var. Kendileri de bahsettiği şekilde bugün iş yerlerinde koltuk ya da makam istediğiniz zaman toplantı yapmada 3 tane 5 tane sekreterle efendim işte karşılamada hem güvenlik taşıyabilecek durumda hem şoför taşıyabilecek durumda makamla ilgili, iş adamlığıyla ilgili, tüccarlığıyla ilgili söyleyebileceğimiz fazla bir şey yok. Bu yönde herhangi bir şeyimiz yok. Biz koltukla ilgili değil. Sayın Tığ, bölgemizin basınında kendisinin çok yeri vardır. Şu an canlı yayın yapıyor. Bütün Zonguldak Türkiye bizi dinliyor. Almanya'da veya farklı yerde olanlara. Bütün bizi dinleyenlere de saygı ve selamlarımızı da sunalım. Siyasette falan da işimiz olduğu sakın düşünülmesin. Aynı şey Ertan Bey'in de olduğu ve benim de siyasetle ilgili asla işimin olmayacağını kardeşimi tenzih ederek söylüyorum. Kardeşimle ilgili yorum yapamam. O da yanınızda. Bunun için de biz odamızı en iyi şekilde temsil ettik. Onun Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız Ertan Civağ'ın bugünden sonra en zor işi hepiniz bunun farkındasınız. Şirketinin yöneticileri hepsi burada. Üst düzey yöneticileri. En zor görevi ona biz şimdi takdim ediyoruz. Neden takdim ediyoruz? Başlangıçta nasıl başlarsanız öyle gider. Yarı yola kadar gitmiş bir araç. 2016 yılının 10. 11. ayında seçimler var. 20 aylık bir süreç var. 20 aylık süreç içerisinde 20 ayda geçmiş var 18 ay. Görevi çok zor. Allah kolaylık versin. Kendilerine başarılar diliyorum. Bakın şu var. Bölgemin bakın yanlış anlaşılmasın. Açıklamaların neticesi yönetim kurulu toplantımızda çıkacak sesle cümlelerimi dikkatli seçmeye çalışıyorum. Bölgemin 65 bin nüfusun 25 bin nüfuslu Gökçebey ilçemin bu bölgeyle ilgili başarılı yapılacak her şeyin altına imza atacağımı, her şeyin bölgemle ilgili. Bu yönde hiç kimsenin tereddüt ve şüphesi olmasın. Ama haksız gördüğüm herhangi bir şeyle ilgili asla imza atmayacağım ve bunun da her zaman hesabını üyelerime herkesin bilmesini ve yönetim kurulu arkadaşlarımızın da düşüncesinin bu olduğunu arz ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Zekai Bey'e teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı. Ben hiçbir zaman yarım aldığım işi yarım bırakmamışımdır. Onu kamuoyuna söylerim. Zekai Bey belli bir noktaya kadar bölgeyle ilgili çalışmalarını neticelenmiş. Bundan sonraki süreçte de bizde bu işleri sonlandırmak düşer. En iyi üst noktaya getirmek düşer. Biz bölge için varız, bölgemiz için varız. Bu yörenin çocuğuyuz. Bu yörede doğduk. Bu yörede yatırım yaptık. Bu yörede kazandık. Bu yörede harcıyoruz. Ve bu yörede ölüp bu yörede gömüleceğiz. Yani herkese desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.